bal oldu, olmayan bir şey. Bal balan olmadı yani. Gitsen tuzlu bir denizdir yani. Ama olmayan böyle bir şeyi biz bal olarak hani şey yapıyoruz ya, zihnimizde canlandırıyoruz yani. Bunun adına tevehüm deniliyor. Malikiyet duygusu da neymiş? Tevehhümmüş. Böyle bir şey yok ama sen öyle olduğunu düşünüyorsun. Öyle bir şey yok. Mülk Allah'ın. Ama sen öyle düşünüyorsun. Bu tevehüm. Birincisi gaflet, ikincisi bu tevehümden neşet eden, bu bina edilen bir şefkat ne kadar ziyadeleşirse ruh o nispette kedere gark olur. Bu ne kadar benimdir dersen ruhun o kadar kederi içinde kalır. Keder ne demek? Üzüntü, küduret yani. Çünkü benimdir dediğim şey elden gitmeye başlıyor. Yani gitmeye başlıyor, evet. Kalp o nispette gamların zulmetiyle elem çeker. Kalp de o nispette ne yapar? Acı duyar artık, acı çeker. Hangisine yanayım? Şimdi bizim komşu köyde bir evin bir oğlu vardı. Onun da tek bir oğlu oldu. Başka kız falan filan yok. Sadece bir oğlu. İlkokula gidiyor artık ama evin içinde o şey çocuk maskot artık. Yani onun elinde, bunun elinde, onun kucağında, bunun kucağında sevgi, gösteri vesaire bir görsen var ya. Sanki bir tane çocuk değil, 15 tane çocuk varmış evde. Öyle böyle şen ve şamata bir durum var evde. Bir çocuk. Çünkü başka çocuğu yok, olmamış. Çok seviliyor, bir de erkek çocuk. İlkokula gidiyor, almış sırtına çantayı, gidip geliyor. Babası da götürüyor, getiriyor falan. Çünkü göz bebeklerimiz, bir çocuk var. Başka da olmamış. Bu çocuk okuldan dönüşte bir ateş tutuyor çocuğu. Doktora götürüyorlar. Doktor diyor ki bunda mikrop var. Karantinaya alalım. Şey, bulaşıcı bir mikropmuş. Allah Allah. Bu sefer karantinaya aldılar çocuğu. Yanına gidemiyoruz. Camakenlerin o şey var ya, böyle bir fermuarlı böyle şeyler. Özel içeride o şeye bile, birime bile insan sokmuyorlar. Sonra işte hıfzı sıhhaya mı nereye haber verdilerse köyü geldiler, komple kireçlediler falan. Allah Allah, ne oluyor dedik ya. Yani çocuk mikrop varsa hani biliyoruz, bir kanında mikrop var diyorlar. İlaç veriyor, geçiyor. Ya böyle değilmiş. Başka bir mikropmuş. E ne yapacağız? İstanbul'a sevk etmemiz lazım ama özel steril bir alanda. Allah Allah. Çocuk zaten yolda vefat etti. Bir evin bir tek çocuğu. Düşünebiliyor musun? 1 milyonda ya da bilmem kaç milyonda bir olabilecek bir olaymış. Başına geldi. Ve şeyi, cenazesini gömerken bile özel poşetler içerisinde gömüldü yani. Hiç kimse elini şey yapmıyor. Cenazesini mezara koyanlar özel giysilerle falan koyuyorlar. Böyle şey yaptılar. Ve mezar da ona göre hazırlandı. Devlet tarafından. Şimdi o cenaze evin önünden kaldırılırken, şimdi bir evin bir oğlu. Düşünebiliyor musun? Ne kadar yürekleri yanıyor. Fakat enteresan, bizi öyle zannediyoruz da. Kaldırdı herkes böyle tabutu. Yardım ediyorlar işte şeye, görevlilere. Kaldırdılar, gidiyor. Giderken annesi çıktı, güle güle evladım. Yakında görüşeceğiz zaten. Sanki oğlunu İstanbul'a gönderiyor ya da işte ne bileyim Ankara'ya gönderiyor. Yani köyden işte bir yere gidiyor. Güle güle evladım. Yakında zaten görüşeceğiz. Hadi hoşça kal. Gözünde tek bir damla yaş yok. Bu hanım okumuş, üniversite mezunu birisi de değil ha yani. İlkokul mezunu bir hanım. Ama iman, nuru ona onu söyletiyor işte. Ne kadar metanet değil mi? Ne kadar büyük bir metanet. İman nuru ile söylenen şey. Güle güle evladım, yakında zaten görüşeceğiz. Hadi hoşça kal. Ve öyle gitti. Öbür tarafta bazı insanlar var, feryadı koparıyor. Onun adına başkaları ağlıyor. Diyor eyvah, bir evin bir tek oğluydu, o da gitti. Ay hay vay falan. Hanımlardan o sesler geliyor.
Baktım hiçbir tanesi o şeyin çocuğun bir şeyi olmuyor yani. O ev halkı adına başkaları ağlıyor. Fakat annesi ise güle güle evladım. Yakında zaten buluşacağız diyor. İmanın verdiği şu şeye bak, saadete bak. Evet. Evet, mahlukat-ı ilahiye duyulan şefkat, Allah'ın yarattığı mahlukata, varlıklara duyulan şefkat, onların Allah'ın mahluku olması hasebiyledir. Bu cihetten gelen şefkat ne kadar ziyadeleşirse ruh o nispette inbisat eder. Aksi halde gafletten neş'et eden, Allah'tan ve ahiretten habersiz bir inançtan ya da ne bileyim bir halden doğan, neş'et eden doğan ve malike tevehhümü üzerine bina edilen, ben bu şeyin sahibiyim, tevehhümü olmayacak bir şey üzerine bina edilen bir şefkat ne kadar ziyadeleşirse, yani artarsa, ruh o nispette kedere gark olur, üzülür. Kalp o nispette gamların zulmetiyle elem çeker. Aynen bunun gibi imani ve tevhidi olan nazar, bakış açısı. İmani bir bakış açısıysa, tevhidi yani her şeyin sahibi tek olan Allah'tır diye böyle bir bakış açısıyla her şeye bakılırsa, kendi bedeninde tasarrufatta bulunan bir canlıyı kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf eden sultanın sefinesinde iş yapan maaşlı bir kaptan gibi görür. Yani bir geminin içerisindeki maaşlı bir kaptan. Onun gibi görür. İşte bu nazar bir karıncayı ve küçük, fakir bir arıyı tevehüm eden zalim esbapla boğuşuyor. Efendim? Tehacüm eden zalim esbapla boğuşuyor şeklinde görmez. Evet. Yani ne diyor? İşte bu nazar bir karıncayı ve küçük fakir bir arıyı, bir karıncayı küçük fakir bir arıyı, fakir demek her şeye muhtaç bir arıyı, tehacüm eden zalimi esbapla boğuşuyor şeklinde görmez. Bütün sebepler onun aleyhinde. O da işte mücadele ediyor. Hayat bir cidaldir diyor. Mücadele ediyor. Büyük balık küçük balığı yutar. Ben yutulmayanlardan olayım diye mücadele ediyor. Öyle olmaz diyor. Belki onları dümeni Halik-i Kadir'in dest-i kudretinde olan bir gemide, dümen kimin elindeymiş? Her şeye gücü yeten Allah'ın elinde. O geminin dümeni. O gemide ve bir uçakta çalışır vaziyette kendine görür. Yani onu görür. Binicilerinin nazarında tehacüm eden esbabın küçüklüğüne şahit olur. Sebepler ne kadar büyük olursa olsun onun nazarında o sebepler küçülür. Karınca da arı da esbapla ne kadar büyük olurlarsa olsunlar o sebepler yani, malik-i hakikilerine isnat sırrıyla mücadele ederler. Onun için bir yerde öyle diyor. Karınca Firavun'un sarayını Firavun'un başına yıkar. Çünkü o zalim hükümdar var ya, onun başına karınca, küçük ama sarayını başına yıkar. Bir sivrisinek Nemrud'u gebertir. Niye? Çünkü Allah'a dayıyor sırtını. Evet. Sebepler ne kadar büyük olursa olsun onun nazarında o sebeplerin hücumu küçülür. Ama öteki türlü sebepler o kadar büyüktür ki, yani onlarla mücadele etmek, o sebeplerle mücadele etmek için Süpermen olmak lazım. Ya da eski Yunan yarı tanrı yarı insan olan Herkül olmak lazım. Ya da İran'ın Zavallı Rüstem'i olmak lazım. Ama onlar bile ne olmuş? Sonunda ölüme mağlup olmuşlar ya. Bir sineğe mağlup olmuşlar sonuçta ya. Sebeplerle mücadele etmek için öyle güç arayışı içine giriyor. İşte insanlar kendi kendilerine malik olduğuna tevehüm ettikleri için mesela en çok Süpermen filmlerini seyrediyorlar. Batman filmlerini seyrediyorlar. İşte ne bileyim bunun gibi efsanevi kahramanları seyrediyorlar. Onların o sebepler karşısındaki mücadelelerinden galip çıkınca kendileri rahatlıyorlar. Kendilerini biraz
rahatlatmak istiyorlar. Halbuki de ki ya arkadaş bütün mülk ona aittir. Ben de benim sahip olduğum her şey de onundur. Tevhidi bir nazar o. Her şeyi ona ver. Ben ise burada bunlardan istifade ediyorum. Bitti. Bu bedenden istifade ediyorum. Allah'ın verdiği her şeyden istifade ediyorum. Bu dünya benim bir hanemdir de. Güneş bir lambamdır de. Bütün bunlardan istifade et. Başlarına bir şey gelmiş. Benim mülküm değil ki. Hakiki mülk sahibi kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. يَتَصَرَّفَ ف۪ي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَى Hakiki mülkün sahibi kendi mülkünde dilediğini yapar. Bu mülk benim olsa duvarını kırarım. Yeni duvarlar açarım. Bölmeler yaparım. Ama mülk benim değilse sahibi izin vermedikçe bir çivi bile çakamam. Bu inanç üzerine olmamız lazım. Eğer böyle bir iman kalbe girip de her şeyi bir olan Allah'a verirse, lehul mulku ve lehul hamdu derse, mülk umumen ona ait, hamd ve sena da ona ait derse, rahat eder. Sonunda der ki, ve ileyhi turcaun, ona döndürüleceksiniz deniliyor, biz sonunda ona döndürüleceğiz dese, ki onun çıktıktan sonra artık bu çektiğimiz dünyadaki kederleri, dertleri, görmeyeceğiz. Sultanın yanında dert keder mi olur? Der. Hakikaten ona iman dünyada hiç kimsenin ulaşamayacağı bir mutluluğu tattırır. Mutluluk mu arıyorsun? İşte imanda. Diyoruz. Bugün programımızın veya dersimizin sonuna geldik. Öyle mi arkadaşlar? Öyleymiş. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha